Günaydın, mutlu sabahlar. Navda Haber ilk bakışla başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 7 Ekim 2024, günlerden pazartesi. Günün ilk gazetelerine, sıcak gelişmelerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta yer bulmaya devam ediyor. Günlerdir, hatta haftalardır gözümüz, kulağımız Orta Doğu'da. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarda. Herkes İran'dan gelecek bir saldırı haberini bekliyordu ancak İran'dan o haber hala gelmedi. İsrail ise Beyrut'u Gazze'ye çevirme yolunda adım adım ilerliyor. Gece saatlerinde yine Beyrut'ta İsrail bombardımanı vardı. Orta Doğu'da gözler İran'ın İsrail'e olası saldırısına çevrilmişken İsrail savaş uçakları Beyrut'a bir kez daha bomba yağdırdı. Kentte büyük patlamalar yaşandı. Beyrut hafta sonu boyunca bomba sesleriyle korku dolu anlar yaşadı. Orta Doğu'da İsrail zulmü gün geçtikçe artıyor. İsrail Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yılında Lübnan'ı da Gazze'ye çevirecek saldırılara girişti. İsrail akşam saatlerinde önce Beyrut'a düzenlenecek hava operasyonunu duyurdu. Ardından savaş uçakları havalandı. Beyrut'un güneyini vurdu. Kentte 3 büyük patlama duyuldu. İsrail o saldırılarda Hizbullah'a ait noktaların hedef alındığını ileri sürdü. Hizbullah ise İsrail'e roket saldırılarıyla yanıt vermeye devam etti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Tiberya kentlerinde sirenler çaldı. İsrail 7 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze'deki katliamları da bugün birinci yılında. Bir yıldır Gazze'de süren katliamlarda 17 bini çocuk, 41.870 kişi hayatını kaybetti. Soykırıma varan katliamların birinci yılına girilirken İsrail Gazze'de sivillere güvenli diye gösterdiği kuzey bölgelere yöneldi. Cibaliye mülteci kampına kara saldırısı başlattı. Savaş uçakları sığınak olarak kullanılan bir okulu ve camiyi hedef aldı. Katliamda Anadolu Ajansı için çalışan bir kameramanın da aralarında olduğu 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonrası siviller ölümden kaçmak için bir kez daha yollara düştü. Gazze'de İsrail saldırılarının birinci yıl dönümü için Türkiye ve dünyada da binlerce kişi sokağa döküldü. Ankara ve yurdun dört bir yanında göstericiler İsrail'i protesto etti, Filistin'e destek verdi. İtalya'nın başkenti Roma'daki gösteride bir grup şehir merkezine yürümek isteyince polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer görüntüler vardı. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. İnsanlar, toplumlar İsrail zulmüne karşı ses yükseltiyor ama batılı hükümetler ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere onlar İsrail zulmüne ses yükseltmedikçe İsrail vites artırıyor. Bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların birinci yılı ve ulusal gazetelerin ve dünya gazetelerinin manşetinde de tam da o katliamlar var. İlk olarak Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi o katliamlar için Gazze düzeni manşetini atmış. Filistin direnişinin Gazze ablukasına karşı Aksa tufanı saldırısı sonrası Gazze'de işgal ve soykırım saldırılarına başlayan İsrail, bir yıl sonra geride on binlerce ölü ve büyük bir yıkım bıraktı. Yeni savaş yöntemleri, suikastler ve sivil katliamları içeren Gazze düzenini, başta Lübnan olmak üzere tüm Orta Doğu'ya yayan İsrail'in, batılı emperyalistlerin desteklediği bu stratejisi dünyayı terörize ediyor, daha büyük savaşlar uçurumuna sürüklüyor, diyor Evrensel Gazetesi ve bir yıllık ağır bilanço hazırlamış Evrensel Gazetesi. İsrail ordusu bu bir yıl içerisinde 3650 katliam işledi. Bu katliamlarda yaklaşık 17 bini çocuk, 41.870 kişi hayatını kaybederken 97.166 kişi yaralandı. Bir yaşını doldurmamış 710 bebek saldırılarda hayatını kaybetti. Bakın buranın altını çizelim. Bir yaşını doldurmamış 710 Gazze'li bebek İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Gelin okumaya devam edelim. Tüm fertleri ölen 902 aile nüfustan silindi. Geçtiğimiz hafta ilk bakışta burada bahsetmiştik. 1364 ailenin sadece bir ferdi kaldı. 4000'in çocuk olmak üzere 10.000 civarı Filistinli en az bir uzvunu kaybetti. 20.241 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle
hastaneye kaldırıldı ve 36 çocuk Gazze'de açlıktan hayatını kaybetti. 2024 yılında tüm dünyanın gözü önünde, tüm dünya seyrederken 36 çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Günün gazete manşetlerinde de işte İsrail'in bir yıldır Gazze'de yaptığı o soykırım var. Dünya gazetelerinin manşetinde de benzer veriler, benzer acı bilançonun resmi var. Şimdi ülkemize dönelim. Türkiye özellikle 72 saattir bir şiddet sarmalının içinde. Cinayetler, çatışmalar, çete savaşları, insanlar sokaklarda öldürülüyor, istismara uğruyor. Ve muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde bu vardı. Özellikle de cezasızlık vardı. Bir yanda öldürülen kadınlar, bir yanda tacize uğrayan kadınlar. Bu konu Türkiye'nin kötü yönetildiğinin tescilinden başka bir şey değil. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip meydana gelen son olaylarla ilgili briefing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Sokaklar Teksas'a dönmüş. Mafya cirit atıyor. Gençler çeteler kurmuş. Suçlunun değil, dürüstün ve mağdurun korktuğu bir ülke haline geldi. Artan personel sayımız, gece ve gündüz ekip sayımız, mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Aldığınız on binlerce çakarlı araçları Atatürk Havalimanı'nda şov yaparak, topluma göstererek suçu önleyemezsiniz. Gerçek ceza çekmesi gerekenlere cezaevlerinde yer kalmadığı için sürekli infaz yasasında değişiklikler yapılarak hem suçlar caydırıcı olmaktan çıkarıldı, hem de pek çok içeride olması gereken suçlu dışarıya salındı. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. Adalet mekanizmasının devasa saraylar inşa ederek değil, bir sistem kurarak yeniden ayağa kalkması lazım. Dostoyevski'nin meşhur bir romanı vardır. Bilmeyen de yoktur herhalde. Suç ve Ceza. Dostoyevski o romanı bugünün Türkiye'sinde yazsaydı herhalde adı olsa olsa Suç ve Sefa olurdu. Çünkü bu cezasızlık ortamı o canilere daha fazla cesaret veriyor. Ve başka bir cesaret veren fırsatçılar var. Şimdi sosyal medya manşetlerine de bakıyoruz ilk bakışta, biliyorsunuz. Oda TV'nin özel bir haberi var. Dün akşam ana haberimizde de izledik. Kadınlar kendilerini bir nebze olsun koruyabilmek adına çantalarında biber gazı taşıyorlar. Kendilerine bir saldıran olursa en azından caydırıcı olsun diye çantalarını alıp küçük biber gazını koyup öyle sokağa çıkabiliyorlar. Ve bazı fırsatçılar da özellikle bu son 72 saatte artan şiddet olayları, kan donduran haberler nedeniyle onu fırsat bilip biber gazı fiyatlarını bakın nasıl arttırmışlar. Oda TV diyor ki fırsatçılarda bugün biber gazına %100 zam. Şimdi daha öncesinde, bu olaylardan önce 80 lirayla 120 lira arasında değişiyormuş biber gazının fiyatları. Şimdi 200 liraların üzerine çıkmış, hatta 500 lirayı aşan biber gazları bile olmaya başlamış. Yani buradan bile bir fırsat çıkarmayı bilmiş bazı utanmazlar kendilerine. Gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Bugünün bir diğer ulusal gazetesi ise Sözcü Gazetesi olacak. Deniz Zeyrek'in bir yazısını manşete taşımış Sözcü Gazetesi. İktidar yeni bir oyun kuruyor, muhalefet uyuyor diyor Sözcü Gazetesi. Yazarımız Deniz Zeyrek bir haftalık gelişmeyi alt alta yazdı. Fotoğrafa baktı. Bu tespiti yaptı. İşte gerekçesi. Bahçeli Meclis'in açılışında DEM partililerin elini sıktı, ardından barış mesajı vermeye başladı. Anayasa değişikliği sürecinin başladığını gösterdi. Plan değişmezse yeni bir barış süreci gündeme gelebilir diyor Deniz Zeyrek. Bu oyun kurulurken iktidarın en önemli alternatifi olan CHP parti içi tartışmalarla uğraşıyor. Özel mi, Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu yavaş mı polemikleri gırla gidiyor. Erdoğan'ın oyun alanı genişliyor diyor gazeteci Deniz Zeyrek. Bugünün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde de tam da bu var. Vatandaşın gündemi ekonomi, siyasetçinin gündemi de ekonomi, daha doğrusu ekonomi üzerinden bir seçim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki son kertede vatandaşımız çözüm için bizi adres olarak görüyor. Özgür Özel de diyor ki geçim yoksa seçim olsun. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da Cumhur İttifakı'na güveniyor. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek alamıyor. Siz bu altınları bir seçim sandığında kaybettiniz. Siz bu altınları önünüze gelecek ilk seçimde bulacaksınız. Sandıkta hesap soracaksınız. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere
ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize, etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Sokakta varlar mı? Pazarda, tarlada, fabrikada? Yoklar. Çünkü neden? Gelip yüzünüze bakamıyorlar. Çünkü geçim yok. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Emeklinin 25 bin lira maaş alması zor iş değil. Tayyip Bey zenginin tarafında. Biz vatandaşımızın tarafındayız. Şimdi haberde izledik. CHP lideri Özgür Özel bir fiyat hafızası yapmış. Emekli Erdoğan'dan önce 8 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Hatta en düşük emekli maaşıyla 3 çeyrek altında alınamıyor demiş. Biz bırakın altını, emeklinin su alım gücü bile nasıl düştü ona bakalım. Fiyat hafızası yapıyoruz biliyorsunuz ilk bakışta. Fiyat hafızasında emekli damacana su, emeklinin damacana suyu bile nasıl eksilmiş ona bakalım şimdi gelin birlikte. Ekim 2022'de emekli aylığı en düşük 3500 liraymış. Damacana suyun fiyatı ise 25 lira. O gün emekli en düşük emekli aylığıyla bir ayda 140 tane damacana su alabiliyormuş. Ancak Ekim 2023'te emekli aylığı 7500 liraya yükseltilmesine rağmen damacana suyun fiyatı 55 liraya çıktığı için 136 tane damacana su alabiliyormuş emekli. Yani Ekim 2022'den Ekim 2023'e geçene kadar 4 damacana su emeklinin evinden eksilmiş efendim. Ekim 2024'e gelindiğinde ise en düşük emekli aylığı biliyorsunuz Temmuz ayında 12.500 liraya çıktı. Ancak damacana su fiyatları fırladı. Damacana su bu arada 75 liraya da var, 150 liraya da var ama ortalama, hatta ortalamanın biraz da altı bir fiyatı biz burada baz aldık. 100 lira bir damacana su, 100 lira en düşük emekli maaşıyla ise 125 tane damacana su alınabiliyor. Yani 2 yıl önceye göre 140 damacana sudan emekli 125 damacana suya düşmüş. Yani 15 damacana su her ay emeklinin evinden eksilmiş. Su en temel ihtiyaç. Bu bile emekliden eksilmiş. Bırakın altını ya da başka şeyleri, altını, gümüşü, suyu bile emeklinin eksilmiş. Ne yazık ki artan bu fiyatlar nedeniyle. Bir de damacana deyince hep de aklıma şu geliyor. Meclisin tasarrufu. Meclis biliyorsunuz müstifi bulmuştu. Müstif kimdi meclise göre? Damacana suydu. Meclis damacana suları kaldırdı. Şebeke suyu arıtma sistemine geçti. Meclisin tasarrufu da böyleydi en son. Su demişken, su önemli bir hijyen kaynağı aynı zamanda. Okullarda bir hijyen sorunu var. Veli der diyor ki okullardaki bu hijyen sorunu artık bir halk sağlığı sorunu. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin en önemli gündemi okullarda yaşanan temizlik problemidir. Okullarda temizlik görevlileri olmamasından kaynaklı büyük bir hijyen sorunu yaşanmaktadır. Hijyen sorunu artık halk sağlığına dönüşmüş durumdadır. Okullar açılalı bir ay oldu. Temizlik sorunu çözülemediği gibi derinleşti. Okullarda temizlik personeli yok ya da çok az. Hijyen sorunu büyüyor. Veli ve öğrenci dernekleri artık sorunun halk sağlığını tehdit etmesine dikkat çekti. Çok kalabalık, temizlik yok, hijyen yok. Hep çocuklarımız hasta. Uçut dudaklarda yara, mikroptan. 2024-2025 eğitim öğretim yılı okullarda hijyenden uzak görüntülerle başladı. Sınıflar, lavabolar, tuvaletler kir, pas, toz içinde. Bazı okullarda sabun ve tuvalet kağıdı da yok. Temizlik görevlisi sayısı yetersiz kaldı. Çocuklar pislik içerisinde oturup kalkıyor. Yemeğini öyle yiyor. Kitap, defter öyle yere düşüyor, pis oluyor. Öğrenciler devlet okullarında hijyenden uzak koşullarda ders başı yapmıştı. Bazı okulları öğretmenler temizledi. Bazı okullarda veliler çocukları hastalık kapmasın diye okulları temizlemeye girişti. Ancak kalıcı olmayan bu çözümler bir ayın sonunda okullardaki temizlik sorununu çözmeye yetemez hale geldi. Belediyelerin ise çözüm için attıkları adıma kapılar kapatıldı. Keçiören'de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkililer gelip derhal burayı bırakın dediler. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek. MEP kamusal bir görevi yerine getirmeye, okulların temizliğine destek olmaya çalışan belediyelere okulların kapılarını kapatıyorlar. Öğrenci Veli Derneği ve Lider Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet etti. Okullarda hastalıklar artıyor, toplum sağlığını tehdit ediyor diyerek uyardı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullardaki temizlik sorununun artık çözülmesini bekliyor.
Günün karikatürü de tam da bu hijyen sorunuyla ilgili. Güler misin, ağlar mısın köşemizde bugün Gırgır dergisi var. Ergin Asya'nın çizimiyle okullarda yaşanan bu temizlik hijyen sorunu. Gırgır dergisi diyor ki oradaki kişi Milli Eğitim Bakanı. İşimize karışmayın, biz böyle iyiyiz diyor Milli Eğitim Bakanı. Mis gibi çöp kokuyor, daha ne olsun. Buradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personel okulları temizlemek için gönderilmişti biliyorsunuz. Hatta alttaki notu da okuyalım. Mansur Yavaş temizlik için talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin talebini geri çektiğini, okul müdürlerine belediyeden hiçbir şey istemeyin diye mesaj atıldığını belirtti diyor. Ve işte orada da Gırgır dergisinin çizimine göre mis gibi çöp kokuyor, daha ne olsun diyor. Milli Eğitim Bakanı Ergin Asyalı'nın çizgileriyle günün güler misin ağlar mısın köşesi de böyleydi. Şimdi yerel gazete manşetlerine bakalım. Bugün Balkan gazetesi olacak. İstanbul'da yayınlanan ama özellikle Balkanlarla ilgili haber yapan bir yerel gazete. Bosna Hersek'te sel felaketi 4 kenti vurdu diyor. Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Pek çok yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bir caminin tamamen sular altında kaldığı belirtildi diyor. Ve burada can kaybı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Türkiye'de bir yardım eli uzattı. Pakistan'da ise bir patlama vardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump daha önce suikaste uğradığı yerde yeniden mitinge çıktı. Yanında milyarder bir iş insanı da vardı. Şimdi sırada Dünya Haber Turu. Bosna Hersek şiddetli yağışlarla afeti yaşadı. Sel birçok noktada köyleri su altında bıraktı. 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralarını sarmaya çalışan Bosna Hersek'e Türkiye yardım elini uzattı. Bosna Hersek'te olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz dedi, yapılacak yardımları açıkladı. Türkiye'den Bosna Hersek'e 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, binlerce battaniye, gıda kolisi gibi çok sayıda yardım malzemesi gönderilecek. Bosna Hersek'te kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının tırmanmasından endişe ediliyor. Seçimlerin geri sayımda olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan ve başkan adayı Donald Trump suikaste uğradığı alanda yeniden miting düzenledi. Bu kez yanına Elon Musk'ı da aldı. Elon Musk'ın zıplaması dikkat çekti. Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde uğradığı suikast girişiminin ardından bir kez daha destekçileriyle buluşan Trump daha güçlüyüz mesajı verdi. Milyarder iş adamı Elon Musk da sahneye çıktı Trump. Musk'ın Trump'a olan desteğini göstermek için zıplayıp durması ilginç görüntülere neden oldu. Haiti'de haftalardır süren çete saldırılarında can kaybı 70'i aştı. Silah sesleriyle uykusuz günler geçiren Haiti halkı yanına eşya bile almadan çetelerin saldırdığı adreslerden kaçıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre şu ana kadar 6300 Haiti'li evinden oldu. Pakistan havalimanının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Havalimanı yakınlarında park halindeki 10'dan fazla araçta yangın çıktı. Çok sayıda otomobil tamamen yandı. Patlamanın sebebi henüz netlik kazanmadı. Dünyada durum böyle. Hem gazete manşetlerine hem sosyal medya manşetlerine bakmaya devam edelim. Sözcü gazetesinden bir başka başlığı okuyalım. Torpilli aşçıyı Almanya'ya çalışma ateşesi yaptılar diyor Sözcü gazetesi. Çalışma Bakanlığı liyakat anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. On binlerce genç mülakatta elenirken bu kez kayınpeder torpilli işledi. Bakan Işıkhan'ın üniversite arkadaşının damadı. Diplomatlığa atandı. Gelin detaylarına bakalım birlikte. Kayınpederin adı Hüseyin Arabasüren. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın Hacettepe'den sınıf arkadaşı, kızı Pelin ile evli olan damadı Seyfettin Batuhan Gül, Düsseldorf'taki konsolosluğumuza çalışma ateşesi olarak atandı. Gül Almanca bilmiyor, devlet memuru da değil diyor Sözcü gazetesi. Maaşı ise 270 bin liraymış. Ataması açıktan yapıldı. 4 yıl görev yapacak. Birinci derecenin birinci kademesinden aylık 7200 euro maaş alacak. Damat ateşe olmadan önce kayınpederi araba sürenin iş yerinde aşçı olarak çalışıyordu diyor Sözcü gazetesinin manşeti bu. Bir de Kısa Dalga'nın özel bir başlığı vardı. Yönetmenimiz Savaş Yıldız'dan rica edelim.
Kısa Dalga'nın o manşetinden bahsedelim biraz da. 2022 yılında da gündeme gelmişti. Türkiye İngiltere'den çöp ithal mi ediyor soruları vardı. İşte o sorular bir kez daha gündeme geldi. Kısa Dalga'dan Mehveş Evin o konuyu haberleştirdi. O haber içerisinde önemli detaylar da var. Türkiye'nin İsrail'le ticaretiyle ilgili önemli bir detay da var. Kısa Dalga'dan Mehveş Evin diyor ki plastik çöp dosyası. En çok İngiltere'nin çöpünü alıyoruz, İsrail'e ticarete devam diyor Mehveş Evin'in özel haberi. İngiltere'de çıkan son rapor süpermarketlerde toplanan plastik çöpün ya yakıldığını ya da Türkiye'ye gönderildiğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye 2024'ün ilk 3 ayında en çok İngiltere'den çöp ithal ederken İsrail 9. sırada. Burada İsrail'le ticaret iddiası bir kez daha gündeme gelmiş. Dünyanın plastik çöpünü satın alarak rekorlar kıran Türkiye, Doğu Akdeniz'i en çok kirleten ikinci ülke diyor Mehveş Evin Kısa Dalga'dan. Anadolu Ajansı'nda ise bir başka uyarı vardı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in gençlere özellikle yönelik bir uyarısı vardı. O da Anadolu Ajansı ekonomi ve finansın başlığı olacak. Maliyeden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla dört koldan mücadele diyor Anadolu Ajansı ekonomi finans. Masak 280 bin banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatında kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirledi. Milli Piyango 393.013 kumar sitesinin kapatılmasını sağladı. Bakan Mehmet Şimşek, gençlerimizin çok dikkatli olması, finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması önem taşıyor diyor. Anadolu Ajansı Ekonomi Finans'ın sosyal medya manşeti de bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de insanların geçim derdine bakalım. İnsanlar geçinemedikçe gider geliri aştığı için kredi kartına sarılıyor. Ancak kredi kartında da borçlar arttıkça borç faizleri de artıyor. Ve son bir yılda %256 takibe takılan borç artmış efendim. %256. Nakit olmadığı için mecbur kredi kartına yöneliyoruz. Bu ayınkini daha ödeyemedim. Artık ne kadar faizi de gelir? Çok faiz geliyor. 3 tane var şu an. 2 tane doldurdum, 1 tane şu an kullanıyorum. 4 tane sözüm var. Burada kiradayız. 20 lira aylık alıyoruz. 5 tane. Ne yapacağım? Mecbur. Zaten Türkiye'nin %80'i kredi kartıyla dönüyor. Nakit her zaman olmuyor. Nakit yok. Tüketici kredi kartına sarılıyor. Ancak ihtiyaç arttıkça kredi kartı faizleri de artıyor. Önceden dengeli gidiyordu veya nakit daha fazlaydı ama şimdi tam tersine döndü. Ay sonunu getiremeyen dar gelirli mecburen kredi kartlarına yükleniyor. En küçük market alışverişinden diğer temel tüm ihtiyaçlara kadar kredi kartıyla karşılanıyor. Kredi kartı faizleri yüksek ama dar gelirli kartsız ayını geçiremiyor. Askeri ücretle eşim çalışıyor. Zorlanıyoruz. Yetişmediği zaman mecbur kartlara yöneliyoruz. En küçük alışveriş mesela ekmek. Yeri geldiği zaman ekmeği de kredi kartıyla almak zorunda kalıyorum. Maydanoz 10 lira mesela. Ona bile kredi kartı kullananları rastladık yani. Ekmeği bile kredi kartıyla alıyor dar gelirli. 10 liralık alışverişine kart çektiriyor. Bankalar tüketiciye yeni faiz oranlarını hatırlattı kısa mesajla. 25 bin liranın altındaki borca %3,5 faiz var. Borç arttıkça faiz oranı da artıyor. %4,75'e kadar çıkıyor. Faizler de çok yüksek. Bunun geri dönüşü nasıl yaparız onu da bilemiyorum. Çoğunu ödemiyoruz ki ondan ona. Çok yüksek. Son bir senedir çok yüksek. Yüksek faizle birlikte borç katlandıkça ödemek de zorlaşıyor. Takibe düşen kredi kartı borçları bir yılda %262 arttı. Borçlara 60 ay yapılandırma imkanı getirildi ama o da yüksek faizle. Nakit alabilme imkanımız yok açıkçası. Yani kartlardan ondan sonra ödemelerimiz sıkışıyor. Ondan sonra hadi yapılandırma yapılıyor. Yani sürekli biz işte böyle devlete çalışıyoruz. Kredi kartıyla dönmeye çalışıyoruz. Yani. Bunlar 400 küsur tuttu. Yani bir şey yok yani. İnsanların isyanını duymazlıkla gelen iktidarımı konuşacaksın. Ondan sonra ekonomi krizden dolayı halkın birbirini kırdırır mı konuşacaksın. Neyi konuşacaksın ya? Yani? İktidar duymadıktan sonra istediğin kadar isyan et. Takibe takılan kredi kartı borcu o kadar yüksek ki biz de rakamları telaffuz ederken karıştırdık. %256 dedim, %262 efendim. Doğru rakam %262 artmış takibe takılan kredi kartı borç oranı son bir yılda. Yerel gazete manşetlerinde de yine vatandaşın geçim derdi var. Yeni Bakış gazetesi bir yemeklik pazar dönemi manşetiyle çıkmış. Müşteri olmadığı için tarlada çürüyen ürün çiftçiyi, marketlerde ise cep yakan fiyatlarıyla tüketiciyi üzen meyve ve sebzeler artık kiloyla değil, bir yemeklik olacak şekilde
250-300 gram olarak satılmaya başlandı diyor. İşte orada fotoğrafını da görüyorsunuz. Bamya var 30 lira. Bir yemeklik yazıyor. Bir yemeklik bamya 30 lira. İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdi Erişen, şu an için fiyatlar ne kadar ucuz olsa da vatandaşta para olmadığı için sadece bir yemeklik malzeme alınabildiğini söyledi. Ki bu fiyatlara ucuz deniyor bu arada. Orta gelir grubunun da kalmayıp herkesin fakir hale geldiğine dikkat çeken Erişen, kış geliyor ve tarla meyve sebzesi artık seralardan alınacak. Ama seralar uzakta ve yakıt masrafı satış fiyatlarını yükseltecek. Bu nedenle sebze ve meyveyi taşıyan araçlar için yakıttan ÖTV, KDV alınmasın. Böyle olursa nakliye fiyatı düşeceği için etikete de indirim olarak yansır. Gıdada fiyatı indirmek için tek çözüm bu. Nedir o çözüm? İşte o nakliyeyi yapan araçlardan ÖTV ve KDV alınmasın o araçların mazotundan diyor. Yeni Bakış gazetesi İzmir'den bir başka manşet için Van'a gideceğiz. Ama önce Korkusuz'dan biraz okuyalım. Aşiret düğününde servet aktı diyor Korkusuz gazetesi. Van'daki düğünde takı töreni 5 saat sürdü. 7 bin kişinin katıldığı düğünde damada 10 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı. 25 kişinin saydığı paralar zor taşındı diyor. Şimdi gelin Van'a gidelim ve biraz da çenemizi yoralım. Han Kamil Gümüştaş. 25 kişi saatlerce altın para saydı. Düğünde gelin ve damada takılanlar say say bitmedi. Gelin üzerindeki altınları taşımakta zorlandı. 5 saat süren takı töreninde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon lira para takıldı. Düğünümüze katılan bütün eş dostlara canı gönülden teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Van'daki aşiret düğününde gelinle damada takı yağdı. İş adamı Üzeyir Tekçe ile Hasret Bilici çiftinin düğününe tam 7 bin kişi katıldı. Davetlilere ikram etmek için 200 koyun kesildi. Gelenlere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi. Aşiret düğününde elbette en çok dikkat çeken takı töreni oldu. Davetliler takı takmak için birbiriyle yarıştı. Binlerce kişinin takı takması 5 saati aştı. Gelin üzerindeki altınları taşımakta zorlandı. Gelen hediyelerin sayımı saatler sürdü. 25 kişi tek tek paraları, altınları saydı. Geline 4 kilo altın takıldı. Gram altın ortalama 3 bin lira. Takılan altının değeri 12 milyon liraya ulaştı. Aynı zamanda damada da 10 milyon lira takıldı. Gecenin geç saatlerine kadar çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla son buldu. "4 kilo altın 12 milyon lira yapar. Damada da 10 milyon lira takılmış. Toplam 22 milyon. Yani düğünde para yağışı, takı yağışı varmış. Havada da yağmur uyarısı var. Bugün dikkatli olmanızda fayda var. Yanınızda en azından bir şemsiye olsun efendim. Şimdi İlker Karagöz'e Çalar Saat sizlerle olacak. Biz Yurt Hava'yı izlerken o hemen hazırlanıp sizlere günaydın diyecek. Yarın yine 7.30'da daha iyi haberlerle görüşebilmek ümidiyle. Marmara bölgesi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak geçişleri gün boyu sürecek. Sokağa tedbirli çıkmakta fayda var. İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Anadolu yakasının etkisi altına aldı yağışlar. İstanbul'da gün boyu etkisini sürdürmesi beklenen yağışlı sistem megakenti yarın terk ediyor. İstanbul Avcılar'da sağanakla gelen rüzgar bir işletmenin şemsiyesini uçurdu. Dev şemsiye müşterilerin üzerine düştü. Bir kişi hafif yaralandı. Balıkesir Erdek'te vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışı hazırlıksız yakalandı. Pazar meydanında altyapı yağışı kaldıramadı. Meydan gölet oldu. Bandırma'da ise fırtına zor anlar yaşattı. Saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını da sekteye uğrattı. Bandırma Yenikapı Kadıköy deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bir yanda kuvvetli yağışlar, bir yanda kuraklık, iklim krizinin ayak sesleri. Aydın Koçarlı'da bir damla suya hasret kaldı Kızılkaya Mahallesi. 500 kişi toplandı, yağmur için eller göğe açıldı. Bizlere hayırlı rızık, hayırlı yağmurlar ihsan eyle ya Rabbim. Isparta'ya bağlı Eğirdir'de Kovada Gölü kuruyor. Doğa sporları yapan bir grup gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 20 yıldır buralarda
yürüyüşler yaparız. Gölün yer yer 150 metre ile 50 metre arasında çekildiğini, sazlıklardan tamamen çekildiğini, sazlıklardaki kuşların, kuluçkaya yatan kuşların sazlıklarda olmadığını görerek çok üzüldük. Sadece iklim krizi değil, zaten yaklaşmakta olan tehlike belliyken bir de vahşi sulama göllerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Sıcak geçen hafta sonu Edremit'te deniz sezonunu da kapattırmadı. Burhani, Edremit ve Ayvalık sahillerinde insanlar denizin keyfini çıkardı.